Değerli basın mensupları. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan adayından AK Parti yöneticilerini kızdıracak açıklama. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan adayından AK Parti yöneticilerini kızdıracak açıklamasının tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Evren yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kadim şehri, bir cihan devletinin kuruluşuna ve Anadolu'nun kurtuluşuna öncülük etmiş Kütahya, sizleri saygıyla selamlıyorum. Tarihi, geçmişi, mirası, bağrında yetiştirdiği sanatkar insanları ile Anadolu'nun güzel şehri Kütahya, kendisini emin ellere emanet etmek için Şehrül Emin vasıflı belediye başkanı seçmek için 31 Mart'ta seçimlere gidecektir. Kütahya halkının vereceği vekalet ile 250 bin kişinin yaşadığı şehrin idaresi yapılacaktır. Verilecek vekalet ile ehliyet, liyakat, emin, vasıflı, şeffaf, merhametli, belediyecilik belgesi ve yönetim tecrübesi olan, katılımcı özelliğe sahip, araştırmacı, kalkınmaya önem veren, halkın ihtiyaçlarını tespit ve çözüm üretebilen, şehrin siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik bilgilerine sahip yöneticisini seçecektir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Kütahya Merkez İlçe seçimlerine 1994 ile 2004 yılları arasında Kütahya Belediyesi'ni yönetmiş tecrübeli kadromuz ile sahip olduğumuzu belirtiyoruz ve vekaletinizi istiyoruz. 1994 yılında Saadet Belediyeciliği ile tüm Türkiye'de geniş bir şekilde iktidarı taşıyan halkımız, sosyal ve hizmet belediyecilik ile tanışmıştır. Geniş halk kitleleri belediyecilik ile sosyal yardımları doğrudan ayağına kadar almıştır. Önce halkın mutluluğu ilkesi anlatan garson devlet tabiri yerini bulmuş, tenceresi kaynayamayan ocak, bacası tütmeyen ev kalmayacak sözü uygulanmıştır. Türkiye'de belediyecilik hizmet kalitesi üst seviyelere taşınmış, şehre hizmet kültürü tüm Türkiye çapında geniş yer bulmuştur. Aradan geçen yıllardan sonra yanlış uygulamalar sonucunda Türkiye'deki belediyecilik anlayışı, hizmeti arttırma ve üst seviyelere çıkartma adı altında israf ve gereksiz yatırımların yapılmasına sebep olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak da ülke çapında hemen hemen tüm belediyeler borç batağına doğru çekilmiş, adeta yüksek borç oranları belediyeleri kitleme noktasına doğru hızla ilerlemektedir. Başkan adayı Ömer Faruk Evren şunları ifade etti. Anadolu'nun kadim şehri, bir cihan devletinin kuruluşuna ve Anadolu'nun kurtuluşuna öncülük etmiş Kütahya, sizlere saygıyla selamlıyorum. Tarihi, geçmişi, mirası, bağrında yetiştirdiği sanatkar insanları ile Anadolu'nun güzel şehri Kütahya, kendisini emin ellere emanet etmek için Şehrül Emin vasıflı belediye başkanı seçmek için 31 Mart'ta seçimlere gidecektir. Kütahya halkının vereceği vekalet ile 250 bin kişinin yaşadığı şehrin idaresi yapılacaktır. Verilecek vekalet ile ehliyet, liyakat, emin, vasıflı, şeffaf, merhametli, belediyecilik bilgisi ve yönetim tecrübesi olan katılımcı özelliğe sahip araştırmacı, kalkınmaya önem veren, halkın ihtiyaçlarını tespit ve çözüm üretebilen, şehrin siyasi, kültürel, toplumsal ve ekonomik bilgilerine sahip yöneticisi seçilecektir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Kütahya Merkez İlçe seçimlerine 1994 ile 2004 yılları arasında Kütahya Belediyesi'ni yönetmiş tecrübeli kadromuz ile talip olduğumuzu belirtiyor ve vekaletinizi talep ediyoruz. 1994 yılında Saadet Belediyeciliği ile tüm Türkiye'de geniş bir şekilde iktidara taşıyan halkımız sosyal ve hizmet belediyeciliği ile tanışmıştır. Geniş halk kitleleri belediyecilik ile sosyal yardımları doğrudan ayağına kadar almıştır. Önce halkın mutluluğu ilkesini anlatan garson devlet tabiri yerini bulmuş, tenceresi kaynamayan ocak, bacası tütmeyen ev kalmayacak sözü uygulanmıştır. Türkiye'de belediyecilik hizmet kalitesiyle üst seviyelere taşınmış, şehre hizmet kültürü tüm Türkiye çapında geniş yer bulmuştur. Hizmet kalitesi her geçen gün artmış, halkımız halen bu hizmetleri hayırla anmaktadır. Aradan geçen yıllardan sonra yanlış uygulamalar sonucunda Türkiye'deki belediyecilik anlayışı, hizmeti arttırma ve üst seviyelere çıkarma adı altında israf
ve gereksiz yatırımların yapılmasına sebep olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak da ülke çapında hemen hemen tüm belediyeler borç batağına doğru çekilmiştir. Adeta yüksek borç oranları belediyeleri kilitleme noktasına doğru hızla ilerlemektedir. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne devrettiğimiz mali yapısı düzgün, denk bütçeyle yani geliri kadar harcama yapan, ekonomik güce sahip, belediyecilik faaliyetlerini yerine getiren bir belediyeyi bulamayacağımızın farkındayız. 1994 yılında yine bir yıllık toplam geliri kadar altyapı borcu olan bir belediye altyapı yatırımlarını tamamlamış ve borçsuz bir belediye olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne devredilmiştir. Bugün Saadet Belediyeciliği yeni bir anlayış ve projeleriyle gelmektedir. İsraf ve beton merkezli bina yatırımları yerine üretim merkezli bir belediyecilik ile halkımız tanışacaktır. Belediyemiz doğrudan üretimin ve üretimin öncüsü olacaktır. Yatırım ve istihdam temel prensibimiz olacaktır. Kütahya yatırımın ve yatırımcının merkezi konumuna getirilecektir. Bununla ilgili yatırım kapsamı ile ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha detaylı perdelpeyi paylaşmaya devam edeceğiz. Seçimlere giderken özellikle şunu belirtmek istiyorum ki biz Türk toplumu olarak bir bütünüz. Türk toplumu 1000 yıldır bu topraklarda var olmuştur. Bu varoluşunda gücünden almıştır. Gücünün en önemli dayanağı da birliği olmuştur. Toplumun bir ferdini dahi zillet, illet, şer, hain, münafık gibi yakışıksız ithamlar ile zedelemek toplumun birliğine sıkılan bir kurşundur. Kendi iktidarını korumak için toplumun bir ferdine dahi bu yakışıksız ithamla bulunmak uygun değildir. İnsanımız 1980 yıl öncesinde yaşamış olduğu kamplaşma, kutuplaşma ve nifakın zararını uzun yıllar yaşamış ve üzerinden atamamıştır. Tekrar kutuplaşma siyaseti yapılmak istenmektedir. Sonuçta sizler gidici, geçicisiniz. Fakat millet bu topraklarda yaşamaya devam edecektir. Dolayısıyla milletimizin birliğine zarar verici ithamlarda lütfen bulunmayın. Bu millet bir bütündür. Tüm kesimlerin uygulanabilir projelerine talibiz. Güzel projeler üretiyoruz fakat bütün güzel projelere de ayrıca talip olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kütahya'mız 31 Mart seçimlerine 5 ayrı parti kadrosuyla girmektedir. Seçim sürecinde tüm adaylar ile görüşme yapmak, fikirlerini almak, huzurlu bir proje, rekabet içerisinde yarışı sürdürmek, tatlı bir ortam oluşmasını sağlayacağız. İnanıyoruz ki her aday birbirinden değerlidir ve her bir aday arkadaşımın uygulanabilir projeleri olacaktır. Belediye başkanlığı için teşkilatımıza yetki verdiğinizde bu projelerden faydalanmak üzere diğer arkadaşlarım ile, aday arkadaşlarım ile görüşeceğimizi, görüşmek isteyeceğimizi, böyle bir talebimiz olacağını belirtmek istiyoruz. Artık belediyecilik anlayışı değişmelidir. İsraf belediyeciliği, beton belediyeciliği değil, artık yatırım belediyeciliği, yatırıma öncülük eden belediyecilik kavramı ön plana çıkmalıdır. 2 aylık zaman süreci içerisinde yatırım planlaması ve belediyemizin yeni yaklaşımları ile ilgili paylaşımlarımızı gün be gün peyderpey bunu açıklamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla ülkemizin yanlış yönetilmişlikten kaynaklanan sorunlarının yerelde çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız. Kütahya'da belediyecilikte hep yeni bir anlayış ortaya, yepyeni bir anlayış ortaya koyacağız. Kalkınan şehir Kütahya sloganımız olacaktır. Kalkınan şehir Kütahya ana sloganımız olacaktır. Büyüyen, kalkınan Kütahya sloganımız olacaktır. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinin şehrimize, ülkemize, milletimize
hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden saadet kazansın diyorum.